Değerli arkadaşlar, sizlere Cuma namazının faziletleri hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Cuma, İslam dininde çok önemli kabul edilen haftalık toplu ibadet günüdür. Çeşitli hadislerden anlaşıldığına göre Cuma günü daha önce Yahudi ve Hristiyanlar için haftalık ibadet günü olarak belirlenmiş. Fakat onlar bunu değiştirerek Yahudiler Cumartesi'yi, Hristiyanlar Pazarı haftalık toplantı ve ibadet günü kabul etmişler. Son olarak Cuma günü Müslümanlar için yeniden haftalık ibadet günü kılınmıştır. Cuma gününün önemine ve haftalık toplu ibadet günü seçilmesinin anlamına ilişkin olarak Hazreti Peygamber'den birçok hadis rivayet edilmektedir. Bunlardan bazıları şöyle sıralanabilir. Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma'dır. Adem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkmıştır. Kıyamet de Cuma günü kopacaktır. Başka bir hadiste bu günde yapılan duaların kabul edileceği bir anın icabet saati bulunduğu haber verilmektedir. Bir rivayete göre Hazreti Peygamber, ben icabet saatinin hangi an olduğunu biliyordum. Fakat Kadir gecesi gibi bu da bana unutturuldu buyurmuştur. Alimler Hazreti Peygamber'in bu ifadesine dayanarak Allah'ın güzel isimleri arasında ismi azamın Ramazan'ın son 10 günü içerisinde Kadir gecesinin gizli tutulması gibi icabet saatinin de gizli tutulduğunu ve bu suretle insanların gün boyu Allah'a yönelmelerinin sağlanmasının hedeflendiğini söylemişlerdir. Yine Cuma günü ile ilgili olarak gerekli temizliği yaptıktan sonra camiye gidip hutbe dinleyen ve namazı kılan kimsenin daha önceki Cuma ile bu Cuma arasındaki işlediği günahların affedileceği belirtilmiş. Bu günü hafife alarak 3 Cuma namazını terk eden kimsenin kalbinin mühürleneceği bildirilmiştir. Kurban Bayramı arifesinin Cuma'ya rastlaması halinde halk arasında o yıl yapılan haccın Hacc-ı Ekber yani Büyük Hac olarak isimlendirilmesi de Cuma'nın önemiyle ilgilidir. Cuma günü Müslümanlar açısından büyük önem taşıdığı ve adeta bir bayram günü kabul edildiği için Perşembe günü akşamından başlamak üzere maddi ve manevi temizliğe her zamankinden daha fazla önem vermek gerekir. Bunların başında boy abdesti almak gelir ki Cuma günü boy abdesti almak bilginlerin çoğuna göre sünnet, bazılarına göre farzdır. Bunun yanında Cuma günü namaza gelmeden önce tırnak kesme, dişleri temizleme gibi bedeni temizlikler yapmak, temiz elbiseler giymek, başkalarını rahatsız etmeyecek, aksine onların hoşuna gidecek güzel kokular sürmek sünnet olan davranışlardandır. Mümin böyle değerli ve önemli bir günün manevi havasına girmeli, dua ve tövbesini bugün de saflı olup dua ve tövbelerin kabul edileceği vakit olan icabet saatine denk düşünmeye çalışmalı, ayrıca Kur'an okumalı, tezekkür ve tefekkürde bulunmalı, Resulullah'a salatü selam getirmeli ve samimi bir kalp ile Yüce Allah'a dua ve istiğfarda bulunmalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.